Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf biyoloji 1. dönem 2. yazılı provası yapacağız. Okulda çıkabilecek yazılılara yakın sorular koyduk. Konuların içerisinde ben küçük anlatımlar da yapacağım. Hoca başka türlü sorarsa o soruları da kaçırmayalım diye. Gelelim 1. dönem 2. yazılı konularımız nelermiş? Tabii ki baştan sona sorumlu olacağız. İlk ünitemiz hücre bölünmeleriydi. Hücre bölünmeleri ünitesinin içerisinde neler gördük? Mitoz ve eşeysiz üremeden, mayoz ve eşeyli üremeden bahsettik. Ama öncelikli olarak hücrenin genel özelliklerini bir hatırlamıştık. Hücreler neden bölünüyorlar? Bölünme için ne gibi durumlar gerekli? İşte madde alışverişi mi aksadı? Hücrenin hacmi mi arttı? Neler oldu da hücre bölünmeye gerek duydu diye. Arkasından hücre döngüsünden ve mitozdan bahsetmiştik. Hücre döngüsü aslında hücrenin hayatı demekti. Bir hücre oluştuktan ta ki bölünme gerçekleşip diğer hücre oluşuncaya kadar gerçekleşen olayların tamamı birden bizim için hücre döngüsü demekti. İnterfaz ve mitotik evreden meydana geliyordu. Mitotik evreyi de kendi içinde mitoz yani çekirdek bölünmesinin olduğu safha, sitokinez ve sitoplazma bölünmesinin olduğu safha olarak ikiye ayırmıştık. Oradan eşeysiz üremeye geçiş yapmıştık. Karşı bir eşeğe ihtiyaç duymadan mitoz bölünmeye dayanan bir üreme şekliydi. Bölünerek tomurcuklanmayla, rejenerasyonla, sporla, partenogenezle ve vejetatif üreme şeklinde gerçekleşiyordu. Mayoz ve eşeyli üreme dediğimiz zaman ise eşeyli üremenin temeli tabii ki mayoz bölünmeye ve döllenmeye dayanacak. Mayoz bölünme de kendi içinde iki evreden meydana geliyordu. Bir mayoz birimiz, bir de mayoz ikimiz vardı. Mayoz birin başında interfaz vardı ama bir daha interfaz yaşanmıyordu. Belki mitozla mayozun kıyas sorusunu sorabilir. Ağırlık olarak kalıtımdan soracaktır soruları. Ama mutlaka buradan da sorular gelecektir. Mitoz eşeysiz üremenin, mayoz eşeyli üremenin temeliydi. Mitozda iki hücre oluşurdu, mayozda dört. Mitozda kromozom sayısı değişmez, mayozda yarıya inerdi. Mitozda genetik çeşitlilik sağlanmazdı, mayozda genetik çeşitlilik sağlanırdı gibi kıyas olarak bilmenizde fayda var diyeyim. İkinci konumuz ise kalıtım konusu. Kalıtım konusu da uzun bir konu. Bir kısmını birinci dönemin sonunda görüyoruz. Bir kısmını ise ikinci dönemin başında göreceğiz. Kalıtım dediğim gibi çok fazla derecede uzun bir konu. Biz neleri gördük? Olasılık ilkelerini gördük. Soy ağacı üzerinde bu olasılık ilkeleri nasıl gerçekleşiyor? Mendel kimdir? Bezelye kullandı ama neden bezelye kullandı? Bezelye onu niye başarıya götürdü? Bu bezelyenin hangi özellikleri vardı? Monohibrit, dihibrit çaprazlama ne demek? Kontrol çaprazlamasını niye yapıyoruz? Ve bunların haricinde Mendel'den sonra görülen baskınlık ve çekinik ilişkisinin haricinde eş baskınlık durumu gibi durumlarda neler oluyor? Bunlardan da yine yazılıda sorumlu olacağız. Büyük ihtimalle çok allerli kalıtıma ve kan gruplarına geçiş yapmamış olacak hocanız. Hemen sorulardan bir başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi koyunuz demiş. Hemen bir bakıyorum. Bölünme büyüklüğüne ulaşmış bir amip hücresine bölün emri verildiği sırada hacim yüzey oranı azaltılsa bile bölün emri verilmiş olduğu için bölünme engellenemez. Bununla ilgili şekiller çizmiştik. Diyelim ki bir tane hücremiz var. Bu hücrenin içerisinde sitoplazma miktarı da çok arttı. Artık madde alışverişinde sıkıntı yaşanıyor. Buna bölünme emri verildi. Bölünme emri verildikten sonra ben sitoplazmasından bir parça kessem bile kalan kısım bölünmeye devam ediyordu. Eğer bölünme emri almamış ise parça kesersem bölünmeden büyümeye devam ediyordu. Emir verildiyse mutlaka bölünme gerçekleşecek. O zaman bu bizim için doğru. Mitozun profaz evresinde DNA ve sentrozom eşlenir. Mitozun evrelerini düşün. En başta interfaz vardı. Sonra profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve sitokinez evreleri geliyordu. DNA'nın eşlendiği evre ve organel sayısının arttığı evre ise profaz değil, interfaz adını verdiğimiz hazırlık evresiydi. O yüzden bu da bizim için yanlış oldu. Mayoz geçiren bir hücre eğer crossing over geçirmemiş ise oluşan dört hücrenin hepsi birbirinden farklı değildir. Yani hepsi birbiriyle aynıdır diyor. Bir mantıklı düşünelim. Şimdi benim gözümle ilgili genlerim var diyelim. Hem kahverengi göz genine sahibim hem de mavi göz genine sahibim. Aynı zamanda hem kıvırcık saç genine sahibim hem düz saç genine
Şöyle B yapayım bunu. Düz saç geline sahip olayım. Mayoz bölünme geçireceğim zaman DNA işlenmeyecek mi? Yani kopya yapacak. Büyük A'ya büyük B'ydi ya. Bir de kopyasını çekti. Büyük A'ya büyük B oldu. Aynı mantıkta şurası küçük A, küçük B. Burası da küçük A, küçük B şeklinde. Crossing over, parça değiş tokuşu, hiçbir şey gerçekleşmezse, bunların hepsinin bir hücreye gideceğini hayal edersen, mayozda 4 tane hücre oluşuyordu ya. Oluşan her bir hücrenin iç yapısı bu. Hepsi birbiriyle birebir aynı mı? Bununla bunlar farklı. O yüzden de kesinlikle farklı olmaz. Hepsi birbiriyle aynıdır diyemeyiz. Farklı değildir cevabı bizim için yanlış oldu. Bölünerek üreme sadece tek hücreli canlılarda görülürken vejetatif üreme bitkilerde görülür. Bölünerek üreme dediğimiz zaman bir hücreden iki tane yavru yeni hücre oluşmasından bahsediyorduk. Bölünerek üreme tabii ki tek hücreli canlılarda gerçekleşecek. Bitkilerde, özellikle yüksek yapılı bitkilerde de vejetatif üreme görülüyordu. Doğru dedik. Eşeyli üremenin temeli hücrelerin mayoz bölünmesine, oluşan hücrelerin döllenmesine bağlıdır. Evet, eşeyli üreme hem mayoz bölünmeye hem de döllenme temeline dayandığı için bu da bizim için doğru oldu. Geldik bir eşleştirme sorusuna. Aşağıda verilen canlılar ile geçirebilecekleri eşeysiz üreme çeşitlerini eşleştiriniz demiş. Hemen bakıyorum. Bölünerek üreme. Bölünerek üreme dediğim zaman kimin aklıma gelmesi lazım? Tek hücrelerin. Yani bakteride olur, arkede olur, amip, öglene, paramecium'da olur. Hemen seçeneklere baktığım zaman bölünerek üreme işini gerçekleştirecek olan kim? Amip dediğimiz canlı. Sporla üreme dediğimiz zaman bazı tohumsuz bitkilerde görülüyordu. Aynı zamanda Plasmodium malaria adını verdiğimiz protist aleminde bulunan bir canlı da en güzel örneklerinden bir tanesiydi. Çelikle üreme dediğimiz zaman vejetatif üremenin bir çeşidi. Gittim bitkinin bir parçasını koparttım. Koparttığım parçayı toprağa ektiğim zaman yeni bir canlı yapıyordum. Bu çelikle üremeydi. Bitkilerde görülen vejetatif üremenin bir çeşidi olduğuna göre haliyle menekşe bitkisi çelikle üretilebilecek. Rejenerasyonla üreme dediğim zaman canlıyı parçalara ayırıyorsun. Her parçadan yeni bir canlı meydana geliyor. Deniz yıldızı ve yassı solucanlardan planaria dediğimiz rejenerasyonla üremenin en güzel örneğiydi. Tomurcuklanma dediğimiz zaman da ana canlının vücudunda mitozda bir çıkıntı oluşuyordu. Oluşan çıkıntı mitoz geçire geçire büyüyor. Ana canlıya bağlı da kalabiliyor. Ana canlıdan ayrılıp bağımsız da yaşayabiliyordu. Hidra ve bira mayasını unutmayacaksın, fix örnekleri. Ama mercanlarda tabii ki tomurcuklanma yaparak üreyebilirler. Partenogenez döllenmemiş yumurtadan yeni birey gelişmesiydi. Bal arıları da döllenmemiş yumurtadan yeni birey oluşmasıyla erkek arıları meydana getiriyorlardı. Hemen uygun terimleri yazacağımız bir soruya geldik. Bazen hocalar kutu kutu yukarıya veriyorlar ama genellikle kutu kutu yukarıya vermiyorlar, tahmin edip aşağıya yazmayalım diye. Biz de kutuları vermedik. Bakalım neleri yazabileceğiz. Aynı kalıtsal karakterlerle ilgili farklı aller bir araya geldiğinde etkisini canlının dış görünüşünde ortaya çıkaran gene nokta nokta, çıkarmayan gene nokta nokta denir. Hemen buradan kalıtımla ilgili bazı kavramları hatırlamam lazım. Baktım. Şimdi alergen ne demekti? Aynı karakteri temsil eden genlerdi. Aynı kalıtsal karakterle ilgili farklı alergenler. Mesela göz rengiyle ilgili büyük A kahverengi gözlü olma geni olsun. Küçük A ise mavi gözlü olma geni olsun. Farklı alerler bir araya gelmiş. Yani bu adam büyük A küçük A şeklinde olmuş. Etkisini canlının dış görünüşünde gösteren burada hangisinin etkisi görülecek? Büyük A'dır. Çıkaran gene ne geni diyeceksin? Baskın gen ismini vereceksin. Baskın gene aynı zamanda ne diyebilirsin? Dominant gen ismini verebilirsin. Etkisi görülmeyen ise bizim için çekinik gen. Çekinik gene de aynı zamanda ne diyebiliyorduk? Çekinik gen resesif genlerdir diyebiliriz. Geldim diğerine. Bir karakter için aynı allelleri taşıyan bireylere bu karakter bakımından nokta nokta, farklı allelleri taşıyan bireylere bu karakter bakımından nokta nokta denir. Şimdi baktın, bir karakterden bahsediyoruz. Aynı allelleri taşıyorsa, büyük A büyük A ise, iki allel aynıysa, yani ikisi de kahverengi göz kahverengi gözse ya da ikisi de mavi göz mavi gözse, bu canlıya ne ismini vereceksin?
homo zigot arı saf diyeceksin. Eğer ikisi birbirinden farklıysa o zaman hetero zigot, yani ikisinin birbirinden farklı olduğu melez bireyler meydana gelmiştir diyeceğiz. Hemen yazmış olayım. Homo zigotun diğer bir adı neymiş? Saf, homo zigot, arı veya saf kelimesini de kullanabiliriz. Birbirlerine bu karakter bakımından farklıları taşıyorsa o zaman da heterozigot, yani birbirinden farklı, aynı zamanda melez ya da hibrit kelimesini de kullanabiliriz. Hibrit özellikle kulağınıza yazın. Monohibrit, dihibrit yapıyoruz ya, çaprazlamaları çok fazla karşımıza çıkıyor. Eşeyli üreyen canlılarda nokta nokta kromozomlu eşey ana hücrelerinde. Eşeyli üreyen canlılarda 2N kromozomlu, yani neyden bahsediyoruz? Diploid, her karakterle ilgili iki geninin olmasından bahsediyoruz. Eşey ana hücreleri mayoz bölünmeyle oluşturdukları zaman ne olacak? N kromozomlu hücreler olacak. Monoploid ya da haploid kelimesini de kullanabilirsiniz. Kromozomlu eşey hücrelerine ise ne denirmiş gençler? Baktık, gamet ismini vereceğiz. Yani yumurta ve sperm, genel isim kullanacaksan gamet diyebilirsin. Üreme ana hücrelerin mayoz bölünme geçirmesiyle gamet dediğimiz yapılar meydana gelir. Fenotipinde baskın özellik taşıyan bireyin genotipinin belirlenmesi için. He, ne yapıyorduk? Şimdi benim gözlüğüme bakıyorsun, fenotipinden kahverengi gözlüğüm ben. Ama yanımı bilemiyorsun. Kahverengiyi homozigot olarak da taşıyor olabilirim, heterozigot olarak da taşıyabilirim. O zaman ne yapıyorduk? Çekinik bir bireyle çaprazlama işini gerçekleştiriyorduk. Tutar da hep benim çocuklarım kahverengi gözlü olursa, başka hiçbir alternatif açığa çıkmazsa, o zaman ben homozigot kahverengi gözlüyüm. Çocuklarıma baktın, arada kahverengi gözlüler var ama mavi gözlü çocuklarım da meydana geliyor. O zaman heterozigot genotipliyim. Tabii bunu bitkiler üzerinde gerçekleştiriyorlar. Bitkiyi tozlaştırıyorlar. 3500 tane yavru elde etti. 3500 tane yavrunun yarısı başka, yarısı başkaysa anası bunun heterozigotmuş diyorlar. 3500'ün 3500'ü de birbirine benziyorsa homozigottur diyorlar. Ki bu yaptığımız işlemde bizim için neydi? Kontrol çaprazlaması dediğimiz çaprazlama işiydi. Onu da yazayım. Aynı kromozom üzerinde bir arada bulunan genlere, yani şundan bahsediyor. Bir kromozomun üzerinde bir arada bulunuyorlarsa, mesela büyük A ile büyük B böyle bir arada bulunsun, küçük A ile küçük B de bunların karşısında bulunsun. Ya da hücrede nasıl olabilir? Burası büyük A, burası küçük A, burası büyük B, burası da küçük B şeklinde olabilir. Eğer aynı kromozom üzerinde bulunuyorsa bunlar bağlı gen, farklı kromozomlar üzerinde bulunuyorlarsa o zaman da bizim için bağımsız gen olacaklar. Aynı kromozom üzerinde bulunanlara ne diyecekmişiz? Bağlı gen adını vereceğiz. Farklı kromozomlar üzerinde bulunanlara ise bağımsız gen kelimesini kullanacağız. İkisinin birbiriyle alakası yok diyeceğiz. Şimdi bir tane soy ağacı sorusuna geldik. Aşağıdaki soy ağacında otozomlarda taşınan baskın bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler renkli olarak verilmiş. Numaralandırılmış bireylerden hangileri kesinlikle heterozigot genotipe sahiptir? Şimdi otozomlarda taşınan baskın bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler renkli olarak verilmiş ya. Biz hemen içini doldurmaya başlayacağız. Tabii ben fotokopisini çektim size daha kolay gösterebileyim diye. Baktığımız zaman bunlar baskın özelliğe sahipmiş. O zaman sen çekinikleri yaz, uyanıklık yap. Diyeceksin ki o zaman boyanmayanlar çekiniktir. Onların genotipini kesin olarak yazabiliyorum. Yapıştırdın, küçük A küçük A dedin. Şu da küçük A küçük A oldu. Bu da küçük A küçük A oldu. Kesinlikle boyananlarda da ne olduğunu biliyorsun? Büyük A'larının olduğunu biliyorsun ama yanlarını bilemiyorsun. Hemen çizgilerini koydun. Bunun da çizgisini koydun. Bunun da çizgisini koydun. Kim kaldı? Bunun da çizgisini koydun. Yerleştirmeye başlıyorsun. Aşağıdan yukarıya gitmek her zaman çok daha sağlıklıdır. Şöyle bir baktığın zaman burası küçük A küçük A mıymış? Küçük A küçük A olduğuna göre buradan bir kere çocuğa kesinlikle küçük A gelecek. Başka alternatifi yok. Bu çocuğun büyük A büyük A olma ihtimali var mı? Var. Büyük A büyük A olma ihtimali var mı? Yok, tabii ki mutlaka küçük A'yı taşımak zorunda babasında olduğu için. Sonra bu tarafa doğru baktığımız zaman kimlerden neler gelebilecek? Önce soruya şöyle bir bakalım. Şu küçük A küçük A olduğuna göre küçük A'nın birini buradan alacak, birini de buradan alacak. Ama bu
Büyük A'yı vermiş. Bu da büyük A'yı vermiş. Olabilir. Yani bunun büyük A büyük A olma ihtimali var. Büyük A küçük A olma ihtimali var. Aynı mantıkla bakarsan bunun da yine büyük A büyük A olma ihtimali var. Büyük A küçük A olma ihtimali var. Bu tarafı tamamladık. Sonra şuraya baktığım zaman küçük A küçük A olduğuna göre kesinlikle çocuğuna küçük A'yı vermek zorunda. Bu büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Bilemedim. Bakıyorum numaralandırılmış bireylerden hangileri kesinlikle heterozigot genotipe sahiptir? Kesinlikle dediğine göre bir kere birin ne olduğunu bilemedim. Ama ikinin başka alternatifi yok. Annesi çekinik olduğuna göre kesinlikle iki heterozigot olmak zorunda. Bunların çekinik çocuğu olduğuna göre 3 ve 4 de kesinlikle heterozigot olmak zorunda. Baktım 5, 6 ve 7 şeklinde. 5'i zaten homozigot küçük a küçük a olduğunu biliyorum. Bunların alternatifleri var bilemedim. Şunun da kesinlikle 8'in de kesinlikle heterozigot olmak zorunda olduğunu biliyorum. Numaralandırmış bireylerden hangisinin genotipi kesin olarak belirlenemez? Şimdi 1'in genotipini kesin olarak belirleyemedim. 2'ninkini zaten belirledim. 3'ü belirledim. 4'ü belirledim. 5'e baktığım zaman küçük a küçük a olduğuna göre zaten kesin belli. 6'yı belirleyemedim. Hemen aşağıya yazmış olayım. Sonra baktım 7'yi belirleyemedim. Onu da 7 yazamadık. 7'yi belirlemiş olamadım. 8'e de baktığım zaman o kesin belli. Büyük A küçük A şeklinde. Yani belirleyemediklerim de burada diyeyim gençler. Gelelim bir tane daha genetik sorumuza. Bir üreme ana hücresinde kromozom dizilimini göstermiş bize. Buna göre bu hücrelerin meiyozunda crossing over gerçekleşmesi durumunda maksimum kan kaç çeşit gamet oluşabilir? Crossing over geçirmemesi durumunda kaç çeşit gamet oluşabilir? Şimdi ben şunu biraz büyüterek size doğru yazmaya çalışayım. Birincisi şöyle hesaplayacaksın. Bunda ne demiş? Şurası büyük A olsun, burası büyük B demiş, buraya büyük D demiş. Aynı mantıkla burası küçük A, burası büyük B, burası küçük D. Şurası büyük E, burası küçük E. Şurası büyük F, burası da küçük F dediğimiz gamet çeşidine sahipmiş. Baktığın zaman eğer crossing over gerçekleşmezse bağlı genler gamet çeşidini azaltır. Gamet çeşidini nasıl hesaplıyorsun? 2 üzeri n formülüyle. N de senin neyin? Heterozigot birey sayın. Ama burada bakacağın şey şu. Birincisi tamam bu grup birinci heterozigot. Bu grupta ikinci heterozigot. Burada iki tane heterozigot var ama bu genler bağlı. Bağlı olduğu için eğer crossing over gerçekleşmezse buna diyeceksin ki crossing over geçirmesi durumunda demiş. Crossing over geçirmemesi durumunda. Geçirmemesi durumunda 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşturabilir. Başka alternatifi yok. Dediğim gibi şurada 2 tane heterozigot grup var ama bunlar bağlı. Yani şöyle gametine büyük A, büyük B, büyük D'yi verebilir. Büyük E'yi büyük F'yi verebilir. Ya da büyük A büyük B büyük D küçük E küçük F gibi alternatifleri yapıyorsun. 8 çeşit karşına çıkıyor. Eğer crossing over gerçekleşirse bağlı olmasının hiçbir anlamı yok. Heterozigotları say. 1 heterozigot, 2 heterozigot, 3 heterozigot, 4 heterozigot. Yani eğer bağlı olsalar da olmasalar da crossing over meydana geliyorsa 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet oluşturabilirler. Crossing over bağlı genlerin bağlı olmasının bir şey ifade etmemesini sağlamış oluyor. Geldik bir tane doldurmalı sorumuza. Bezelyelerde sarı renk geninin yeşil renk genine, yuvarlak tohum şeklinin buruşuk tohum şekline baskın olduğu biliniyormuş. Buna göre bu iki karakter bakımından heterozigot olan iki ata bireyin çaprazlanması sonucu oluşabilecek yavruların fenotip ayrışım oranını tablo oluşturarak belirleyiniz demiş. Şimdi bunların fenotip ayrışım oranlarını ve genotip ayrışım oranlarını belki Punnett karesinde yazmanızı isteyebilir. Yani biz şunu hem fenotip hem genotip olarak düşünebiliriz. Baktığımız zaman soruya öncelikli olarak şurası temiz mi? Şurası temiz. Sarı rengin yeşil renge, yuvarlağın buruşa baskın olduğunu bize söylemiş. Sen hemen yazmaya başlıyorsun. O zaman sarı olmaya büyük A diyeyim. Yeşil olmaya küçük A diyeyim. Buruşuk değil düz olmaya büyük B diyeyim. Buruşuk olmakta çekinik olduğuna göre küçük B şeklinde dizeyim. Buna göre bu iki karakter bakımından heterozigot olan,
He, o zaman bizden neyi istiyor? Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B bir bireyle büyük A, küçük A, büyük B, küçük B bireyin çaprazlanmasından bahsediyor. Bunların çaprazlanması yapılacağı zaman normal şartlarda senden soruda istediği zaman A'ları kendi içinde çarpacaksın, B'leri kendi içinde çarpacaksın. Çıkan sonucu birbirine çarptığın zaman pratik bir şekilde bulursun. Ama bazen hocalar böyle punnet karesi üzerinde göstermemizi isteyebiliyorlar. Biz de o punnet karesi üstünde gösterirken önce bunların oluşturabileceği gametleri bulacağız. Yani şunun oluşturabileceği gametlere bakarsan. Bu yavrusuna büyük A büyük B'yi verebilir. Yavrusuna büyük A küçük B'yi verebilir. Küçük A'ya büyük B'yi verebilir. Küçük A'ya küçük B verebilir. Bunun içinde birebir aynı mantık geçerli. İkisi birbiriyle aynı olduğu için bir daha yazmamıza gerek yok. Oluşan gametleri punnet karesinde yazmaya başlayacaksın. Yani diyeceksin ki büyük A'ya büyük B verebilir. Büyük A'ya küçük B verebilir. Küçük A'ya büyük B verebilir. Küçük A'ya küçük B verebilir. Aynı mantık büyük A'ya büyük B verebilir. Büyük A'ya küçük B verebilir. Küçük A'ya büyük B verebilir. Küçük A'ya küçük B verebilir şeklinde yazacaksın. Sonra bunları oturtturmaya başlayacaksın. Yani şu ikisinin ortalamasını buraya yazıyorsun. Büyük A büyük A, büyük B büyük B, büyük A büyük A, büyük B'ye küçük B olabilir veya büyük A'ya küçük A, büyük B'ye büyük B olabilir. Yukarıdan büyük A'yı alsa, buradan küçük A'yı alsa, yukarıdan büyük B'yi, yandan küçük B gelir. Aynı mantıkla baktık. Büyük A büyük A oldu, büyük B küçük B oldu. Yine büyük A büyük A olabilir, küçük B küçük B olabilir, büyük A küçük A, büyük B küçük B. Bir iki tane daha ben yapayım, ondan sonra bırakalım. Mesela şuraya baktığında da küçük A küçük A, büyük B'yi hep başa yazalım aklımız karışmasın. Veya şuraya baktığında da küçük A küçük B şeklinde gerçekleşebilir. Sonra şu yazdığımız oran vardı ya, dedik ki sarı olanlar büyük A'lı, yeşil olanlar küçük A'lı, düz olanlar büyük B'li, buruşuk olanlar küçük B'li. Sen buraya bakacaksın, hemen yerine oturtturacaksın. Büyük A sarı olmak olduğuna göre demek ki bu bezelye sarı olacak. Büyük B düz olduğuna göre bu bezelye düz olacak. Sarı düz çıkar. Sonra şuraya baktın. Küçük A yeşil olmak olduğuna göre burası yeşil çıkmak zorunda. Küçük B buruşuk olmak zorunda olduğuna göre burası buruşuk çıkmak zorunda. Aynı mantıkla baktın. Küçük A olmak neydi? Yeşil olmak anlamına geliyordu. Büyük B de düz olmak olduğuna göre burası yeşil düz olacak. Kutuların içini yazdığın zaman ve karşına çıkacak olay şu. Biz kutuların içine doldurduğumuz zaman ya sarı düz olacaklar, ya sarı buruşuk olacaklar, ya yeşil düz olacaklar, ya da yeşil buruşuk şeklinde olacaklar. Bunları kutuların içine yazıp yanlarını doldurmaya kalktığımız zaman da sarıların 9 tane, sarı düzlerin 9 tane, sarı buruşukların 3 tane, yeşil düzlerin 3 tane, yeşil buruşuğun 1 tane olduğunu görüyorduk. O yüzden de bunların genotip ayrışım oranı, fenotip ayrışım oranı dediğimiz zaman da 9-3-3-1 kuralı geçerliydi. Aslında bu kadar punnet karesi yapmadan ezber de yapabiliriz. 9-3-3-1 tri-hibrit çaprazlama görmeyeceğiz. Ama bazen dediğim gibi okul hocaları bunları tek tek doldurmanızı isteyebiliyor. Eğer böyle de çıkarsa senin yapacağın şey buradan büyük A gelecek, buradan küçük A gelecek, buradan büyük B gelecek, buradan küçük B gelecek. Büyük A olmak sarı olmaktı. Büyük B olmak düz olmaktı. O zaman bu bezelye sarı düzdür şeklinde yazımını göstereceksiniz gençler. Şimdi hepsini yapabileceğimiz karma bir soru yapalım. Genotipi dıt dıt olan bir birey aynı türden olan dıt dıt genotipli bireyle çaprazlanıyormuş. Tüm genler bağımsız ise kaç çeşit fenotip ve kaç çeşit genotip oluşabilir? Tabii soru biraz uzun. Bunları tek tek belirlemeniz gerekiyor. Şöyle yapacağız. Şimdi burası büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A. Neden? Buradaki büyük A küçük A'yı aldım. Buradaki büyük A küçük A'yı aldım. Çaprazlamayı yaptın. Büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük A olabilir. Büyük A küçük A olabilir. Küçük A küçük A olabilir. Büyük B küçük B çarpı büyük B küçük B şeklinde yaptığımız zaman da büyük B büyük B olabilir. Büyük B küçük B olabilir. Büyük B küçük B olabilir. Küçük B küçük B şeklinde olabilir. C'lere baktım. He, burada farklı bir durum söz konusu. Büyük C'ye küçük C'ymiş. Bu tarafta küçük
küçük C'ye küçük C'ymiş. Büyük C'ye küçük C, büyük C'ye küçük C, küçük C'ye küçük C, küçük C'ye küçük C şeklinde olabilir. D'lere baktığımız zaman büyük D büyük D'ymiş. Sonra yanında ne varmış? Büyük D küçük D. Ne yapıyorsun her seferinde? Bunu tutup bununla yazıyorsun, bunu tutup bununla yazıyorsun. Bunu burayla, bunu da burayla yazıyorsun. Yazdığımız zaman büyük D'nin yanına büyük D gelebilir. Büyük D'nin yanına küçük D gelebilir. Büyük D'nin yanına büyük D gelebilir. Büyük D'nin yanına küçük D gelebilir. Büyük harfleri hep öne koyuyoruz ki aklımız karışmasın. Son kaldı zaten aslında bir süre sonra bunları yazmanız da gerekli olmayacak. Çünkü sen büyük E, küçük E, büyük E, küçük E'yi gördüğün zaman aha bununla aynıdır zaten sonucu diyeceksin. Ama biz şimdi bir tekrar etmiş olalım. Büyük E, büyük E olabilir. Büyük E, küçük E olabilir. Büyük E, küçük E. Küçük e, küçük e şeklinde olabilir. Tüm genler bağımsız ise kaç çeşit fenotip oluşturabilir? Bu tarz sorularda hepsini kendi içinde değerlendireceksin. Mesela A'ya baktığın zaman şöyle bunlar büyük A'ya benzer. Şu da küçük A'ya benzer. Yani A'lar için iki çeşit fenotip açığa çıkabilir. B'lere bakıyorum ya büyük B'ye benzeyecekler ya da küçük B'ye. Demek ki B'ler için de iki çeşit çıktı. C'ler için baktım ya büyük C'ye ya küçük C'ye benzeyecekler çarpı 2. D'ler için baktım o zaman çarpı 1 dedim. Çünkü büyük D'ye benzeyecek, büyük D'ye benzeyecek, büyük D, büyük D. Başka alternatif yok. E'ler için baktığım zaman ya büyük E'ye ya küçük E'ye benzeyecekler. Yani buraya da çarpı 2'yi koyduk. E çarptığımız zaman da bakayım 2 üzeri çarpı 4 gibi görünüyor. Yani 16 çeşit fenotip açığa çıkabilir. Tüm genler bağımsız ise kaç çeşit genotip açığa çıkabilir diyor. Görünüyor mu? Görünüyor. Yine aynı mantıkta hesaplayacağız ama bu sefer farklı. A'lar için bakıyorum. Büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük A olabilir. Küçük A küçük A olabilirler. Yani 3 çeşit A'lar için olabilir. B'ler için bakıyorum. Yine aynı. 1, 2, 3. Yani B'ler için de 3 çeşit oluşabiliyor. C'ler için baktığımız zaman 1, 2. Yani 2 çeşitten bahsediyoruz. D'ler için baktın ya büyük D'ye benziyorlar ya da küçük D'ye benziyorlar. 2 çeşit olduğunu söyleyeceğiz. E'ye baktığımız zaman da 1, 2, 3 şeklinde. Yani buradan da 3 çeşit geliyor. Hemen çarpalım. 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. 18 kere 2, 36. 36 çarpı 3, 90, 108 yapacak. 108 çeşit genotip açığa çıkabilir gençler. A ve B genleri bağlı, bağımlı değil, bağlı genler olduğuna göre kaç çeşit fenotip açığa çıkabilir? A ve B genleri bağlı genlerse bunu tek bir grup olarak kabul edeceğiz. Yani A ve B için bir grup muamelesi yapacağız. A ve B'ye baktığımız zaman çıkabilecek oran bağlı genler diye bunlar. İkisi heterozigotlu bir grup olacağı için hemen çizme stilinde de size göstereyim. Şöyle yapacağım. Diyecek ki oluşabilecek gametlere baktığımız zaman kaç çeşit fenotip oluşabilir bir canlıdan? Bakacaksın burası büyük A, büyük B şeklinde. Şurası da canlıda küçük A, küçük B şeklindeymiş. Kalanlar bağımsız. Büyük C, küçük C, büyük D, büyük D şeklinde. Burası da büyük E, küçük E şeklindeydi. E bunlar birlikte hareket edeceklerine göre heterozigotları da gruplandırıp sayabilirsin. Yani şuradan iki çeşit oluşacak. Buradan bir çeşit oluşacak. Buradan iki çeşit gamet oluşacak. Buradan da yine iki çeşit gamet oluştuğunu kabul edeceğiz. Yani biz baktığımız zaman A'la B için diyeceğiz ki iki çeşit gamet oluşturabilir. Gametlerine ya büyük A büyük B'yi verecek ya küçük A küçük B'yi verecek. C için baktığımız zaman yine iki çeşit gamet verebilecek. D için bir çeşit. E için de iki çeşit. Yani 8 çeşit gamet oluşturabilecek. A ve B genleri bağımlı genler olduğuna göre kaç çeşit genotip oluşabilir demiş. Şimdi bunlar birbirine bağlı genler olduğuna göre oluşabilecek genotip çeşidinden bahsediyoruz ya. Genotip çeşitlerine de baktığımız zaman bu sefer iç yapılarını hesaplamaya başlayacağız. İç yapılarına baktığımız zaman buradan bir kere üçlü bir grup geldiğini söylemiştik. Yani şuradaki üçü tek bir yerde kullanacağız. Kalanlarını aynı şekilde yazabilirsin. Şurada A ve B için 3, 3 yazmıştık ya. Bir kere yaz. Yukarıdan 2, yukarıdan 2, yukarıdan 3 çeşit olabilir. Yani buradan da 36 çeşit olabilir. Yine aynı mantıkla bak, burada ikisinde de fenotip istiyor. Burada 2'nin bir tanesini 1 aldık. Yani şurada A ile B bağlı olduğu için tekini kullanmış olduk. A ve B genleri
bağımlı genler olduğuna göre, crossing over gerçekleşmediği de bilindiğine göre dıt genotipli bireyin oluşma ihtimali nedir? Bu sefer çaprazlamamızı şuraya doğru yazalım. Bağımlı genler olduğuna göre bunun oluşma ihtimalini şöyle alacaksın. Bunun oluşma ihtimalini 1 olarak kabul edeceksin. Bağlı genler diye ya büyük A büyük B'yi verecekti ya büyük A küçük B'yi verecekti. Yani 1 bölü 2 şeklinde alacaksın. Büyük C küçük C gametinin oluşma ihtimali zaten 1 bölü 2 şeklindedir. Şöyle hesaplayalım hatta. Büyük A büyük B'yi verme ihtimali. Büyük A büyük B'yi ya verecek ya da küçük A küçük B'yi verecek. Yani alternatif sayısını değiştiriyoruz. İsterseniz başa sonra da dönebilirsiniz. Şuradan da göstereyim. Şimdi büyük E küçük E'nin oluşma ihtimaline baktığımız zaman bunun oluşma ihtimali şuradan bakıyorsun. 4'te 2 yani 1 bölü 2 şeklindedir. Büyük D küçük D'nin oluşma ihtimaline baktığın zaman büyük D küçük D'nin oluşma ihtimali de yine 1 bölü 2 şeklinde oluşuyor. Büyük C küçük C'ye baktığın zaman bunun oluşma ihtimali de yine 1 bölü 2 şeklinde gerçekleşiyor. A'la B'leri düşündüğün zaman da büyük A'ya büyük B ya da bu taraftan da küçük A'ya küçük B gelme alternatifleri olursa hepsini birbiriyle çarpmamız gerekiyor. Yani şurası büyük A büyük B gelme ihtimali oldu. Eşittir 1 bölü 32 şeklinde göstereceğiz gençler. Hemen devam ediyoruz. Bir bitki türünde uzun gövdenin kısa gövdeye baskın, yuvarlak tohum şeklinin düz tohum şekline baskın olduğu, kırmızı çiçek rengi ile beyaz çiçek renginin ise eş baskın olduğu bilinmektedir. Bazı hocalarınız eş baskınlığa geçmemiş ama bazı hocalarınızda geçiş söz konusu. Hemen şuraya yazmaya başlayalım. Şuradan yapayım ya da uzun gövdeli olmaya büyük A diyelim. Bakıyorum kısa gövdeli olmaya o zaman küçük A demem lazım. Yuvarlak tohum şekli büyük B ile göstermiş olalım. Düz tohum şekline baskınmış onu da küçük B ile göstermiş olalım. Kırmızı çiçek rengi kırmızı olmayı o zaman K ile gösterelim. Beyaz olmayı ise B ile gösterelim. Çünkü bu ikisi birbirine eş baskın olduğuna göre ikisini büyük harfle gösterebilmem mümkün. Bu karakterler bakımından heterozigot iki bitkiden bahsediyoruz. Yani büyük A küçük A, büyük B küçük B, KB olan bir bitki yine kendisi gibi aynı özelliklere sahip bir bitkiyle çaprazlanmış. Çaprazlamasını yapalım. Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yaptığımızda büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A şeklinde oluyordu. Büyük B küçük B çarpı büyük B küçük B yaptığımızda da yine büyük B büyük B büyük B küçük B büyük B küçük B küçük B küçük B olacak. Şurası B tabi KB olacak bu. KB bir bireyi çarpı KB bir bireyi yaparsan da normal çaprazlamayı yap. KK, KB, KB, B, B bir birey meydana gelir. Ama eş baskınlık var. Yani kırmızı beyaz hareli oluyor. KB olan bireyler. Tüm karakterleri bakımından heterozigot olan iki bitki çaprazlanmış. Kaç çeşit genotip oluşabilir? Şimdi A için baktığın zaman büyük A büyük A büyük A küçük A küçük A küçük A olabiliyor. Yani 3 çeşit genotip oluşabilir. B için baktığımız zaman da yine aynı mantık 3 çeşit olabiliyor. KB için baktığımda da KK, KB ya da BB yani 3 çeşit olabiliyor. O zaman 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 çeşit genotip açığa çıkabilir. Geldim fenotipe. Fenotipe baktığım zaman bunlar ya uzun gövdeli oluyor, büyük A'ya benziyor ya da kısa gövdeli oluyor. O zaman iki çeşit olabilir. B'ye baktığım zaman ya yuvarlak tohumlu oluyorlar ya da küçük B gibi düz tohumlu oluyorlar. O zaman iki çeşit. He, bak burada duruyorsun. Bunlar ya kırmızı oluyor ya kırmızı beyaz alacalı oluyor ya da beyaz oluyor eş baskınlık durumundan dolayı. O yüzden burayı 3 aldık. 2 kere 2 4 4 kere 3 12 çeşit fenotip açığa çıkabilir. C'yi çözelim. Şimdi uzun gövdeli olmasını istiyorum. Uzun gövdeye ne demiştik? Büyük A demiştik. Uzun gövdeli olma ihtimali 3 bölü 4'tür. Sonra beyaz çiçekli olmasını istiyorum. Beyaz çiçekli olması için şurasını almam lazım. Beyaz çiçekli olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Düz tohumlu olması için de şu olması gerekiyor. Onun da olma ihtimali baktım hemen bir daha bakayım. Uzun gövdeli olması için 3 bölü 4. Beyaz çiçekli olma ihtimali sadece şurada 1 bölü 4.
düz tohumlu olma ihtimali yine ne tarafa alacaksın? Büyük B düz tohum, pardon, küçük B düz tohum olduğuna göre 3 bölü 4 şeklinde yazacağız gençler. Haliyle de buradan 9 bölü 64 çıkacak cevabımız diyeyim. Hemen bir daha bakayım. Şimdi uzun gövdeli olması için büyük A olması lazım. 3 bölü 4'ü yapıştırdık. Beyaz çiçekli olması için sadece burası 1 bölü 4 dedik. Düz tohumlu bitki olması için düz olabilmesi 1 bölü 4 ihtimallidir. İyi ki bir daha bakmışız. 1 bölü 4 ihtimalli olacak. O zaman cevabımız da 3 bölü 64 şeklinde olacak gençler. Geldik bir tane mayoz bölünme genetikle ilgili bir soruya. Aşağıdaki şekillerden hangisi mayoz geçiren iken 2 kromozomlu bir hücreye ait olamaz? Şimdi baktığımız zaman mayoz geçiren iken 2 hücreden bahsediyorsak 2 tane kromozomunun olması lazım. Kromozomlar zaten zıt kutuplara doğru dizildiyse bu kesinlikle mayoz bölünme geçiriyordur. Orası gitti. Bu da gitti. 2 tane kromozomu var. Demek ki mayoz bölünme geçiriyor olabilir. Şuna bir baktığımız zaman ikisi arasında tereddütte kaldığım zaman mayoz 2 olabilir. Tek kromozoma düşmüş. Bu da yine mayoz 2'nin içerisinde gerçekleşebilir. Ama şunlara baktığın zaman bunlar bir zamanlarda tetratı hayal edersen bu ya iken 2'nin mitozu olabilir ya da iken eşittir 4'ün mayozu olabilir. Yani Bursa seçeneği bizim için mayoz geçiren bir hücreye ait olamaz. Mayoz ve mitozun kıyaslandığı aşağıdaki tablonun hangi seçeneğinde yanlış bir bilgi verilmiştir? Şimdi mayoza baktığım zaman profaz 1 evresinde crossing over görülür diyor. Evet, mayoz 1'in profaz 1 evresinde crossing over görülür. Mitozda crossing over yok. O zaman bu cevap doğru. Eşey ana hücrelerinde görülür. Evet, mayoz bölünme eşey ana hücrelerinde görülecek. Bölünme yeteneği olan vücut hücrelerinde görülür. Bu da doğru. Kalıtsal çeşitliliği mayoz sağlar, mitoz ise sağlamaz. Bu da doğru. Homolog kromozom dediğin zaman mayoz, homolog kromozom kelimesini duymadığın zaman mitoz. Cevabımız çıkmış oldu. Anafaz 1 evresinde kardeş kromatitler değil, anafaz 1 evresinde homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Demek ki yanlış bilgi Edirne seçeneğinde verilmiş. Böylelikle yazılı provamızın sonuna gelmiş olduk. Hemen 10. sınıf tak 9 ve 0'dan 10'larımızı da göstereyim. Dediğim gibi kalıtımın ortalarına geldik. Bağlı ve bağımsız genleri, kontrol çaprazlanmasını, eş baskınlığı bitirdik. Fen Lisesi kitabında eksik baskınlık ve pleiotropizm de var. Fen Lisesi kitabımız için de ayrı sayfalar oluşturduğumuzu biliyorsunuz. Yani bizim kitaplarımıza baktığımız zaman sayfa 92'ye kadar yazılı da sorumlu olduğunuz kısım. Yine 0'dan 10'amıza baktığımız zaman kalıtımı burada da soruları çok fazla derecede karşınıza çıkacak. Yine FL sayfaları bunun için de geçerli. Tara geçimizi de gerçekleştirdik mi? Yani burada da sayfa 106'ya kadar geldik mi? Yazılı konularını yapmış olacağız. 10 taklarda aynı zamanda yazılı hazırlık provaları da var. Biliyorsunuz onlara da bakmanızda fayda var diyeyim. Hemen ödüllü sorumu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyorum.